Kevser ırmağında sakin olan yar bir bardak dem ikram etmez mi ona? Sırat'ın yolunu iyi bilen yar benim de elimden tutmaz mı ona? Sırat'ın Aşık Veysel diyarından tanınması gereken büyük bir hak ve halk aşığı. Aşık Sefil Selimi. Milyonlarca insanımız türkülerini dinlese de onu tanımamak halk kültürü açısından büyük bir kayıp ve büyük bir eksiklik olurdu. Kültürel çalışmalarımıza destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir, beğeni ve yorumlarda bulunabilirsiniz. Hor görme Rahman'ın kudreti kulda, kul yanmasın Sefil Selimi yansın. Her maharet mevcut eloğlu elde, el yanmasın Sefil Selimi yansın. Nefesler olmasa inler mi neyler? Parmaklar olmasa el yalnız neyler? Herkesi yan yana tatlı dil eyler. Dil yanmasın Sefil Selimi yansın. Yolcuları menziline getirir. Hasreti hasrete karşı getirir. Belki bir aşığı dosta götürür. Yol yanmasın, Sefil Selimi yansın. Yolcuyu bitmeyen yollar inletir. Arıyı yaptığı ballar inletir. Sazı birkaç tane tel inletir. Tel yanmasın, Sefil Selimi yansın. Halıya kilime nakış vurulur. Dokuyanlar emek verir, yorulur. Gün gelir ki yar altına serilir. Çul yanmasın, Sefil Selimi yansın. Yere atma, tepelenir, ezilir. Kıymeti zay olur, rengi bozulur. Bir yazmaya, bir oyaya dizilir. Pul yanmasın, Sefil Selimi yansın. Ağaçlar dikilir, bir orman olur. Herkes bir ev yapar, bir derman bulur. Kuşlar acı çeker, yuvasız kalır. Dal yanmasın, Sefil Selimi yansın. Benden başkasının elemi mi var? Gönül dağlarımdan eksik olmaz kar. Bağlar çirkin kalır, bülbül etmez zar. Gül yanmasın, Sefil Selimi yansın. Baş ayağa bağlı, ayakta başa. İncitme kimseyi, yaşa, çok yaşa. Ne güzel yakışır kirpiye kaşa. Kıl yanmasın, Sefil Selimi yansın. Ey Sefil Selimi acı her cana, yakıp da insanı düşme isyana. Yanan bir şey fayda vermez insana. Gel yanmasın, Sefil Selimi yansın. Asıl adı Ahmet Günbulut olan Sefil Selimi, 26 Ağustos 1933 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Çocukluğundan beri halk edebiyatına ve aşıklık geleneğine ilgi duydu. Geçim sıkıntısı nedeniyle ortaokulu yarım bıraktı ve bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Gerek maddi imkansızlıklar gerekse kız ailesinin sıcak bakmaması nedeniyle sevdiği kız Ümmü Gülsüm Hanım'ı kaçırarak evlendi. Evliliğinin ikinci yılında bir kızları oldu. Kadir Gecesi doğduğu için de adını Kadriye koydular. 1954 yılında Mamak Muhabere Okulu'nda terzi olarak askerliğini yaptı. Terhis olduktan sonra Şarkışla'da bir dükkan açıp terziliğe devam etti. İlk kitabı olan Yar Badesi'ni 1963 yılında yayımladı. 1966 yılında Konya'da düzenlenen Aşıklar Bayramı'na katıldı ve çok başarılı oldu. Bu arada Kevser Irmağı ve Ah Edip Çırpınan Bülbül'e Döndüm türkülerini de 1966 yılında yine Şarkışlalı olan değerli sanatçı İhsan Öztürk, o dönemin ünlü sanatçılarından Nurettin Dadaloğlu'na götürerek plağı okuttu. Sefil Selimi, 1968 yılında turist olarak Hollanda'ya gitti ve 4 yıl süreyle orada çalıştı. Yalın Kat, Çoban Pınarı adlı kitapları ve Kevser Irmağında Saki Olan Yar,
Kimse bana yaren olmaz, yar olmaz. Ah edip çırpınan bülbüle döndüm. Gök kubbe altında, yerin üstünde, mezarlıkta mezar taşı gibi onlarca türküsü halk kültürüne kazandırıldı ve çok sayıda sanatçı tarafından seslendirildi. Derviş gönüllü, mütevazı bir yaşam süren Sefil Selim'i geride birbirinden değerli binlerce şiir bıraktı. Sefil Selim'i hakkında 5 kitap hazırlandı ve üniversitelerde 3 tez çalışması yapıldı. Hakkında yazılan son kitap ise ölmeden kısa bir süre önce Aşık Sefil Selim'i İrfan Okulu adıyla gazeteci yazar, halk edebiyatı araştırmacısı ve şairin yakın dostu olan Ahmet Özdemir imzasıyla yayınlandı. Gazeteci yazar Ahmet Özdemir'in yaptığı çalışmalarla Sefil Selim'i ismi daha da geniş kitlelere ulaştı. 30 Aralık 2003 tarihinde 70 yaşındayken hayata veda etti. Bir Sefil Selim'i geçti bu dünyadan. Tanıdıkça insanlığına da sanatına da aşık olunur. Şiirlerinde başta birlik ve beraberlik olmak üzere toplumsal tüm konulara ve yaşanmışlıklara yer verdi. Halk edebiyatının çok önemli isimleri onunla ilgili şu düşünceleri dile getirdiler. İbrahim Arslanoğlu: bazı insanların özü çürük olur, düşecekmiş gibi bir görünüm içindedirler. Bazılarının da maddi durumu zayıftır. Başkasının yardımı olmadan ayakta duramazlar. Rastgele örülmüş duvarlar da onlara benzer. Bunlara şarkışlada yalın kat denir. Artık eskisi gibi yalnız kendi derdini, neşesini ve aşkını değil, tüm insanlığın müşterek duygularını dile getirmeye çalışıyor. Tuttuğu nabzın kimin için ve nasıl çarptığını da ayrıca biliyor. Uğur Kaya, Türkiye'de bir Sefil Selim'inin varlığından söz etmek bana onurlu bir mücadele gibi gelmektedir, diyor. Gül Emirhan, toplumsal duyarlılığa sahip olan Sefil Selim'inin aynı zamanda bir aydın işlevini üstlendiğini görmekteyiz, derken halk edebiyatının çok kıymetli ismi Necat Birdoğan: benlik illetinden arındım yundum, ayrılık meyini içene sundum. Levh-i mahfuz denen kubbeye döndüm, her mevkide bir tat kurdum hey diyerek, işte bu dörtlük ki sanatı gönül yapmak olan kişinin ne yüce hünerlere ulaştığını gösteriyor. Anadolu erenlerinin ben dedikleri şey aslında bir ögeyi yıkmak ve içi temizlenerek kamil olma yoluna ulaşmaktır. Ulaştıktan sonra da içe bilene gerçeğe ulaşma meyini sunmaktır. Sefil Selim'in ulaştığı durum budur. Güzel ozan bize hünerli elleriyle deyişlerini sunarken erenler sakisinin en güzel tipini sergiliyor. Değerli akademisyen doçent doktor Doğan Kaya, Sefil Selim'i için Sefil Selim'in fikri ve tasavvufi deyişlerine dikkat edilirse onda gerçek anlamda Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana'nın düşüncelerinin yer aldığı görülecektir. Bu yönüyle Sefil Selim'in adı geçen isimlerden, yüzyılımızdaki temsilcilerinden biri olduğunu söylersek hiç de abartmış sayılmayız. Aşıklar ele aldıkları konulara göre isimlendirilirse Sefil Selim'e tasavvuf şairi dersek herhalde isabetli davranmış olacağız, der. Mahir Pekşen, Sivas'ta yapılan bütün aşıklar gecelerinin en parlak yıldızıdır Sefil Selim'i. Mahalli televizyon, radyolar genellikle Sefil Selim'i konuk ederler. Onun için Sivas halkı iyi tanır Sefil Selim'i. Sefil Selim'i denilince benim aklıma hemen iki çok önemli husus gelir. Bir, Sefil Selim'i leb değmez diye tabir edilen sanatın yaşayan en önemli ustalarından biridir. Sefil Selim'i bir atışma ustasıdır. Atışmaları belli başına bir örnek teşkil edecek niteliktedir. Şahsiyete dokunmaz, müstehcenliğe, argoya yer vermez. Sonuçta dinleyenlerin gönlünde taht kurar, der 5 Kasım 1996 tarihli Gündüz gazetesinde.
Kimse bana yaran olmaz, yar olmaz. Mertlik hırkasını giydim giyeli. Dünya bomboş olsa bana yer kalmaz. İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı. İnsana muhabbet duydum duyalı, duyalı, duyalı. Duyalı, duyalı, duyalı. İnsan.